Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte DeFi'nin ne olduğuna bakacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Merkezsiz finansın kısaltması olan DeFi, başta Ethereum olmak üzere herkese açık blok zincirlerindeki eşler arası finansal hizmetler için kullanılan kapsayıcı bir terimdir. DeFi ile faiz kazanma, kredi kullanma, borç verme, sigorta satın alma, türev takası ve varlık takası gibi bankaların desteklediği hizmetlerin çoğundan yararlanabilirsiniz. Üstelik daha hızlıdır ve evrak işleriyle uğraşmak ya da üçüncü taraflarla çalışmak gerekmez. Genel olarak kriptoda alışık olduğumuz şekilde DeFi, küresel, eşler arası, takma isimli ve herkese açıktır. Peki DeFi neden önemlidir? DeFi, Bitcoin'in temel önermesi olan dijital para fikrini genişleterek Wall Street'e tamamen dijital bir alternatif sunar. Üstelik bu alternatifte ofisler, takas merkezleri, bankacı maaşları gibi masraflar yoktur. İnternet bağlantısı olan herkesin erişebileceği daha açık, daha özgür ve daha adil finansal piyasalar oluşturma potansiyeline sahiptir. DeFi'nin avantajları nelerdir? Öncelikle herhangi bir başvuru yapmanız veya hesap açmanız gerekmez. Erişim için cüzdan oluşturmanız yeterlidir. Takma ad kullanımı. Adınızı, e-posta adresinizi veya herhangi bir kişisel bilginizi vermenize gerek yoktur. Esneklik. Varlıklarınızı izin almaya gerek olmadan, uzun transferleri beklemeden ve yüksek ücretler ödemeden istediğiniz zaman istediğiniz yere aktarabilirsiniz. Hızlılık. Faiz oranları ve ödüller genellikle hızla güncellenir. Bu oranlar Wall Street'teki geleneksel oranlara göre önemli ölçüde yüksek olabilir. Şeffaflık. İlgili herkes işlemleri tamamını görebilir. Özel şirketler nadiren bu düzeyde şeffaflık sunar. Peki DeFi nasıl çalışıyor? Kullanıcılar çoğu şu anda Ethereum blok zincirinde çalışan ve DEP yani merkezsiz uygulama adı verilen yazılımlar aracılığıyla DeFi ile etkileşime girer. Geleneksel bankaların aksine doldurulacak bir başvuru formu veya açılacak bir hesap yoktur. İnsanlar bugün DeFi ile şu şekillerde etkileşime girmektedir. 1. Ödünç verme. Kripto paranızı ödünç vererek ayda bir kez değil her dakika faiz ve ödül kazanın. 2. Borç alma. Geleneksel finans kurumlarının sunmadığı son derece kısa vadeli flash krediler dahil evrak işleriyle uğraşmadan anında kredi alın. 3. Takas. Belirli kripto varlıklarını aracısız olarak hisse senedi alıp satar gibi eşler arasında takas edin. 4. Gelecek için tasarruf. Kripto paranızın bir kısmını tasarruf hesabı alternatiflerine yatırarak bankalardan daha yüksek faiz oranından yararlanın. 5. Türev satın alma. Belirli varlıklara uzun veya kısa vadeli olarak oynayın. Bunu hisse senedi opsiyonlarının veya vadeli işlem sözleşmelerinin kripto para versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Peki DeFi'nin dezavantajları nelerdir? Ethereum blok zincirindeki dalgalı işlem oranları aktif olarak takas işlemi yapmanın pahalı olabileceği anlamına gelir. Hangi depi nasıl kullandığınıza bağlı olarak yatırımınızda yüksek dalgalanma yaşanabilir. Sonuçta bu yeni bir teknolojidir. Vergilendirme için kendi kayıtlarınızı tutmanız gerekir. Yönetmelikler bölgeden bölgeye değişebilir. Bugün sizlerle beraber kısaca DeFi'nin ne olduğunu inceledik. DeFi ve daha fazla bilim ve teknoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sizinle ve bizimle The Creed ailesi olarak tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.